Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı onlu AYT matematik denemelerinden deneme altının çözümünü yapacağız. Daha doğrusu geometri çözümlerini yapacağız ve hatta trigonometri sorularıyla başlıyoruz arkadaşlar. E o zaman 28. soruyu da çözümlere başlayalım isterseniz. Alfa eleman pi bölü 24 ile pi bölü 12 olmak üzere böyle 1, 2, 3 öncülleri verilmiş. Eşitsizliklerinden hangileri tüm alfa değerleri için sağlanır? Tüm alfa değerleri için sağlanır diye soruyu arkadaşlar. Ne yapacağız? Birim çemberi yorumlayacağız burada. Birim çember önemli. Şimdi 4 alfa diyor. Arkadaşlar 4 alfa neyin elemanıdır? 4 ile çarptığın zaman pi bölü 6 ile 4 ile çarptığın zaman pi bölü 3 oluyor. Yani bu pi bölü 6 dediğimiz 180 bölü 6 30 ile 60 derece arasını inceleyeceğim. Birim çemberi çizeyim. Hop çizdik. Hop çizdik. Ve sinüs ve kosinüsü incelerken ne önemliydi arkadaşlar? 45 derece çok önemliydi Çünkü sinüs 45 kosinüs 45 birbirine eşit oluyor Niye hocam şu dikey uzunlukla yatay uzunluk bakın Burası 45 Burası da 45 ee, şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit sinüs kosinüs birbirine eşit olduğu yer olduğu için Peki benden ne isteniyor hocam benden istenilen 60 dereceli 30 derece 30 derece burada 60 derece burada arkadaşlar işte şu Aralıktaki yerdeki e, ifadelerin hepsinde sinüs kosinüsten büyük mü Sinüs ekseni dediğimiz dikey eksen. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak. Hocam buradaki değer sinüs değeri bakın şurası. Yani sen 45'ten sonra yukarı doğru çıkacak olursan dikey uzunluk yatay uzunluktan daha da büyüyor. Sinüs değeri bu aralıkta evet. Yani 45 ile 60 arasında sinüs kosinüsten büyük ama şu aralıkta öyle mi? Hayır. Bak böyle geldiği zaman da bu zamanda yatay uzunluk yani kosinüs uzunluğu dikey uzunluktan daha büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Yani Buradaki aralıkta arkadaşlar şurada aşağı doğru indiğimiz zaman maalesef bu şart sağlanmıyor. O zaman bunu eledik. İkinciye geldik. Tanjant 6 alfa. 6 alfaya bakalım. 6 alfa neyin elemanı arkadaşlar? 6 ile çarptın. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 arasında. Pi bölü 4 ile pi bölü 2 kolay. Değil mi? Hemen pi bölü 4. Tanjantta da zaten yine 45 derece çok önemli arkadaşlar. Çünkü söyleyeceğim şimdi göstereceğim yine. Tanjant ekseni dediğimiz şu x eşittir 1 doğrusu değil mi arkadaşlar? Evet. P bölü 4 ile P bölü 2 arasında. Arkadaşlar burada da 45 derece çok önemli. Çünkü hop 45'in trigonometrik değeri nereye denk geliyor? 1'e denk geliyor. Niye? Burası 45 ya. Hocam burası 1 olduğundan burası da 1 oldu. 1'e denk geliyor. Bak 45 ile 90 derece arasındaki açıdaki değeri inceleyeceksin. Tanjant değerini inceleyeceksin. Tanjant sinüsten ya da kosinüsten her zaman büyük olur mu? Olur. Çünkü e, 45'ten büyük olduğu zaman hep tanjant değeri birden büyük olmuyor mu? Oluyor. bizim sinüsle ile zaten hep 0 ile 1 arasında pardon eksi 1 ile 1 arasında değil mi? Evet. O zaman birden büyükse tanjant değeri tanjant değeri 45 ile 90 derece arasında her zaman ama her zaman sinüs değerinden büyük müdür? Kesinlikle büyüktür. Bak birim çember yorum diyoruz. Önemli. 12 alfa inceleyelim şimdi. 12 alfamız bizim nerede arkadaşlar? Pi bölü 2 ile pi arasında oldu. E bu da işimiz en kolay olan yer. Pi bölü 2 ile pi arası burası. Yani bizden şuradaki bölgeyi incele diyor. Buradaki bölgede de kosinüs sinüsten daha mı büyük? Evet kosinüs ekseni arkadaşlar bu. Kosinüs değeri negatif sinüs değeri pozitif olduğu için negatif bir değer pozitif bir değerden her zaman ama her zaman nedir arkadaşlar? Tabii ki küçüktür. O zaman bu da sağlanmış oldu. O zaman cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. 2 ve 3 oldu yani. Geldik 29'a. Aşağıda verilen o merkezde birim yarım çemberde CF'de AB'ye diktir. İşte şu şekilde CF'de falan filan verilmiş. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı M, sarı boyalı bölgelerin alanları toplamı S. Evet sarı ikisinin S, şu ikisinin de M yaptı. M S farkının alfa açısından gelen ifadesini bulmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki işlemlerde işlemleri yaparken adımları birinde adımlar birinde hata yapmış. İşte bu hatayı bulunuz diye soruyor. M eksi S. M'den S'yi çıkartılması mavi alandan sarı alanın çıkartılması DOF üçgeniyle evet mavi alanlar artı şuradaki beyaz alan diyelim arkadaşlar. Mavi artı beyazdan sarı artı şu üçgenin alanını çıkartırsak diyor. Yani CEO üçgenin alanı. Yani o da sarı artı beyaz alan değil midir? Sarı artı beyaz alanı çıkartırsam eksiği dağıttığımda mavi artı beyaz eksi sarı eksi beyaz olduğundan beyazlar gitti. Mavi eksi sarı alan mı yaptı? Evet. Mavi eksi sarı alan gerçekten bu üçgen alanıyla bu üçgen alanının çıkartılmasından geliyor arkadaşlar. Birinci adım doğru. İkinci adım DE uzunluğu. Bu birim çember miydi? Evet. Yarı çap uzunluğu bir birim arkadaşlar. Ee, X buradaysa karşısı burası sinüs X'tir. İsterseniz şöyle diyebilirsiniz. İlkini ispatlayayım diğerlerini ispatlamayayım. Buraya A diyecek olursak. E hocam A, X açısının karşısı ve hiposu var. Yani sinüs X eşittir A bölü 1'den. A gerçekten sinüs X'e eşit oldu. Evet burası sinüs X oldu. E, buradaki dik üçgende arkadaşlar burası da komşusu olduğu için kosinüs X olacak. Hipotenüs 1 olduğu zaman direkt biz buraya kosinüs X diyebiliriz. Bakın burada da burası bir birim değil. Şu hipotenüs bir birim olduğundan Y'nin karşısı sinüs Y'dir burası. Burası da nedir arkadaşlar? Kosinüs y'dir. Evet, gerçekten DE sinüs x, o kosinüs e x, CF sinüs y, of uzunluğu da gerçekten baktığımız an kosinüs y'ye eşit. Evet, burada da herhangi bir hata yok. Do f üçgen alanı, f üçgen alanı nedir arkadaşlar? Hocam, taban çarpı yükseklik bölü 2 Kos y çarpı sin x bölü 2 Kos y çarpı sinüs x bölü 2 oldu mu oldu? COE'ye bakalım, şu üçgen alanında bu taban çarpı bu yükseklik bölü 2 Cos x ve sin y'nin çarpımı. Cos x ve sin y'nin çarpımı böyle 2 yaptım. Bu da doğru. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu x'ini toplayacağız. Yani sin x çarpı cos y a toplayacağız. A, m eksi s çıkartacağız. E, o zaman bundan bunu çıkartacağız. Sin x eksi yani sin x yani d o f eksi yani m eksi s alanı. Şundan şunu çıkartıyoruz. Aradaki işaret eksi olacak. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Aşağıya gelelim. Bakın bu sin cos eksi sin cos neyin açılımıydı? Sinüs x eksi y'nin açılımı değil miydi arkadaşlar? Yani işte tam olarak burada bir hata yapılmış. O zaman dördüncü turum yanlış oldu arkadaşlar. Dördüncü adım yanlış oldu. Evet kaçıncı soru? 29. sorunun cevabı böyle C.Han çıktı. Geldik 30. soruya. Aşağıdaki kağıtlardan altın, a, alttakinin üzerine AB kenarı 7 cm olan ABC dik üçgen çizilmiş ve üsttekinin üzerine ABC üçgenin açıları ile ilgili bilgiler yazılmıştır. Şimdi 7 santimetre var ve alfa var. Diyor ki kağıtlarda verilen bilgilere göre şekilde ABC üçgenin BC kenarının görünen kısımları BC kenarının görünen kısımları aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Buradaki bilgiye bakalım. Alfa diyor bunların bu denklemin bir çözümünün köküdür diyor. Bakalım onun çözümünü yapacağız arkadaşlar. Sin kare alfa eksi sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa dediğimiz nedir arkadaşlar? 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Sakın şu hatayı yapmayın. Hocam bunu öbür tarafa atayım. Sinüsleri eleyip kök olursunuz. Parantezi al. Sinüs alfa parantezini aldığımda sinüs alfa eksi 2 kosinüs alfa yaptı. E hocam ya bu sıfır olacak ya da bu sıfır olacak. Bu sıfır olursa sinüs alfa sıfır olursa sinüs nerede sıfır arkadaşlar? Hocam sinüs değeri bir burada bir de burada. Yani sıfırda ya da pi'de. E bu açımız alfa açısı dar aç olduğundan sıfırda olamaz pi'de olamaz arkadaşlar. O zaman bunun kökü gelecek. Sinüs alfa eksi 2 kosinüs alfa eşittir 0 sinüs alfa eşittir 2. Kosinüs alfa yaptı. Kosinüs alfayı buraya bölü olarak getirdiğim zaman sinüs alfa bölü kosinüs alfa 2'ye eşit oldu. Yani tanjant alfa 2'ye eşit oldu. E o zaman tanjant alfa 2'ye eşitse arkadaşlar tanjant alfa 2 olacağı için şu uzunluk bölü bu. Yani şuraya A dersem A bölü 7 eşittir 2 yapacağından A'yı da buradan kaç bulduk? 14 bulduk. A uzunluğu 14. Bize diyor ki şu uzunluklar toplamı BC uzunluğunun görünen uzunlukları toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Arkadaşlar zaten bunun tamamı 14. E burada da görünmeyen kısım var. Kesinlikle ama kesinlikle 14 olamaz. 14'ten küçük değerler olmak zorunda. Yani kaçıncı soru? 30. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 31. soruya. Aha en sevdiğimiz şekil. Tanjanta artı ve yalnız eşitlik dörtgen yapıları kullanmışlar. Vallahi arkadaşlar eş dikdörtgen yapılır. Kullandıklarında şuna dikkat ediyoruz. Kısa kenarlara A uzun kenarlara B diyelim. Ama kısa kenarlara bakacak olursak A A A diyecek olursak hatta A demeyelim ya. 1 diyelim 1, bir, bir bir diyecek olursam bir tanesinin uzun kenarını da bulmuş oluyorum. Uzun kenar kaç yaptı arkadaşlar? 3. Demek ki dikdörtgenlerin kısa kenarı 1 uzun kenarı 3. ÖSYM bunu sever. Geometride çok kullanıyor. Böyle kısa kenarları uzun kenarı yapıştırıp uzun kenarı bulmanızı istiyorlar arkadaşlar. Dikkat edin böyle eş yapılarda. E o zaman burası 3, 3. İşte bir birim, bir birim, bir birim, 3 bir birim. birim. Burası da bir birim. Şimdi x şekilli sorularda tanjant x soruluyor eyvallah. Senin üstte kosinüs sorulmuş olsaydı ben direkt tanjant a artı b şeklinde bulmak isterdim. x'e ait bir dik üçgen var mı? Yok. Tanjant a artı b'den bulmaya çalışacağız. x'i a artı b şeklinde yazmaya çalışalım arkadaşlar. Hocam şöyle diyebiliriz. Şuraya a açısı, buraya b açısı dersem a artı b artı x eşittir 180'den Hani A artı B'yi bulup bir de 180'e tamamlayanından gitmeniz gerekir. Direkt X'i A artı B şeklinde bulmaya çalışın bence. Hocam X'i A artı B şeklinde nasıl buluruz? Bazı arkadaşlar direkt rahat bir şekilde fark edebilir. Hocam burası A burası B. Bak şöyle bir M kuralı var diyebilirsiniz. Ya da hocam şöyle şöyle bir M kuralından dolayı buraya A buraya B diyebilirsiniz. Seçenekler fazla arkadaşlar. İstediğiniz yerden başlayın. E nereden başlayalım? Mesela şuradaki X'e e ait şurası A burası B desem bak şurası A burası B desem büyük ihtimalle X eşittir A artı B'yi elde etmek isteyen insan ilk bunu yazar. A hocam B ise B ise burada kaçta B yaptı değil mi? E, burası B ise şuradaki B ise tamam şuradaki B ise hocam şununla şu birbirine paralel ya şöyle Z'den dolayı burası da B hocam şununla da şu paralel olduğunda şöyle Z'den dolayı burası da B yaptı yeri ya da Direkt hocam Z'den dolayı burası da B diyebilirdik. Niye, niye yukarı doğru çıktıysak anlam veremedim valla. Neyse burayı B bulduk. E, X açısı A artı B ise tanjant X tanjant A artı B eşit değil midir? Tanjant A artı B de tan artı tan böyle bir eksi tan tan eşit değil midir? Evet bir eksi tanjant A çarpı tanjant B'ye eşittir. E o zaman bu da tanjant A belli mi? Bakıyoruz. Tanjant A A'ya aitlik üçgen. Hocam A'ya aitlik üçgen A da burada olacak. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Hop şöyle çizince. Hocam 1 ya burası da 1. 1, 2, 3, 4. Hocam burası da 1. Burası da 3 olduğundan dolayı toplamda burası da 4 yaptı. Tanjant A dediğimiz 4 dört bölü 4'ten 1 yaptı. Tanjant B'yi de bulalım arkadaşlar. B' de şuradaki dik üçgene ait değil mi? Evet buradaki dik üçgende de. Hocam burası 4. Burası 1 bir birim. Burası da 3 birim. Burası 4 değil pardon. Burası 3 birim. Bak şu dik dörtgenin tamamı olduğu için. 3 bunun tamamıydı. Burası 3. Burası da toplamda kaç birim arkadaşlar? 4 birim. E burada da tanjant B de belli oldu mu? E oldu. Nedir? Tanjant B karşı bölü komşu. Yani 3 bölü 4 arkadaşlar. Yani 1 artı 3 bölü 4 bölü. Niye yazım çirkinleşti benim be ya? Bölü 1 eksi ikisinin çarpımı. Yani 3 bölü 4 yaptı. Arkadaşlar şu yukarısı 7 bölü 4. Aşağısı da 1 bölü 4 yaptı. 7 bölü 4 çarpı 4 bölü 1'den 4'ler sadeleşirse ne olur cevabımız? 7 olur. 31. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 32'ye. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeninin B köşesinden ve AC'nin orta noktasına geçen doğru ney mi? Denklemi bu. Vallahi arkadaşlar ben her zaman şunu söylüyorum. ÖSYM bak analitik geometride Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizin. Eğer özel durumlar varsa analitik düzlemi çizin. ÖSYM bu analitik düzlem çizdirmeyi çok seviyor. Ama burada özel bir durum var mı? Maalesef hiçbir özel bir durum yok. O zaman ben soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğim. Adam sana diyor. A, B, C üçgeni diyor. Ve diyor ki AC'nin orta noktası. B köşesinden geçen ve B köşesinden geçen ve şu A, ortasından geçen doğrunun denklemini de vermiş bana. Ne vermiş? 3x-4y artı 7 olarak vermiş. <laughs> A noktasını da 3'e eksi 1 olarak vermiş ve tam orta noktasından geçiyor burada. E abc üçgenin içinde kalan kısmının uzunluğu da 6 diyor. Yani sana şuradaki uzunluğu 6 demiş. Bakın abc üçgenin içinde kalan kısmının uzunluğu doğrunun abc üçgenin içinde kalan kısmının uzunluğu 6 birim demiş. Buna göre abc üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hocam ben abc üçgenin alanını bulursam yani şu üçgenin alanı bulursam ABC üçgenin alanını da bulur muyum? Bulurum. Çünkü niye? Burada kalan A ise burada kalan da A'dır. Çift kalan A ise çift kalan Peki ben burada şu taban uzunluğu verilmiş. Hocam şu A alanını bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bu A alanını bulmak için bu taban hangi konuda olursanız olun. Bir üçgenin alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 değil miydi? Evet. Hocam ben burada o zaman bu üçgenin tabanına ait yüksekliği çizecek olursam ve bulacak olursam olay bitecek. E bu ne oldu? Noktanın doğru yalan uzaklığı olmadı mı arkadaşlar? Şekli çizince. Noktanın doğru yalan uzaklığı da noktayı doğru yerine yaz. E, x yerine 3 yazayım. Y yerine de eksi 1 yazayım. O zaman burası 9 artı 4 artı 7 bölü mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kareydi ya da 3 4 ise direkt aşağısı 5'tir. Yukarısı 20 bölü 5'ten ne yaptı? 4 yaptı. H dediğimiz 4 oldu arkadaşlar. Tabanımız 6. A alanı bulalım. 6 yüksekliğimiz 4. 6 kere 4 24 bölü 2'den 12. Ama benden 2A isteniyor. 12 çarpı 2'den cevabımız da kaç çıkacaktır? 24 çıkacaktır arkadaşlar. Evet 32. sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik 33'e. 110 derecelik yaya sahip daire kesmesi biçimindeki iki özdeş parçadan oluşan şekil 1'deki çim makası. Şu 110 dereceymiş arkadaşlar. Çin makası A noktası etrafında şekil ikilik gibi bir miktar açıldığında yaylar O merkezli çember üzerine gelmektedir. O merkezli çember yayı bu. Çember yayı bu. Hatta bunun devamı da şöyle mi olacak arkadaşlar? Evet. E bunlar 110'ar derece değil miydi? 110, 110, 220. 360'dan da 220'yi çıkartırsan ne kalır? 140 kalır. Burayı da 140 mu bulduk? Evet. Şimdi bizden x isteniyor. Hmm. Hiç merkez açı yok, çevre açı yok, bir şey yok, o yok, bu yok, şu yok. Ne yapacağız? Ek çizim yapacağız. Ek çizim deyince de çemberdeki en etkili silah neydi diye sorsam. Yarı çap hocam dediğinizi duyar gibiyim. Evet hemen yarı çapı çizeceksiniz. Hocam bu da yarı çap, bu da yarı çap. Aa x kenar, aa merkez açı çıktı burada. 140 ise burası 140 çıktı. Tepe açısı 140 derece olan x kenar bir üçgen mi oldu bu? Evet 180'den 140 çıkart 40. 2'ye böl 20'ye 20 yapar. Demek ki X açımız 20 derece yaptı. 33. sorunca böylelikle denizde oldu. Geldik 34. soruya. Dik koordinat düzleminde AB kenarı x eksenine paralel konumlu. ABCD karesi. Evet x eksenine paralelmiş arkadaşlar. Bu hemen bu verilen bilgiyi kullanayım. Şu paralelse şunlar da birbirine paralel ya zaten. Otomatikman bunlar da paralel oldu. x eksenine paralelse ve bu bir kare ise. Burası 90 derece burası 90 derece. O zaman yönde dolayı burası da 90 burası da 90 oldu mu gençler? Oldu. E, bunları kullanacağız biz şimdi verilen bilgileri. A noktasını vermiş. Bir de C noktasını vermiş. D doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi A noktasına bakalım. A noktası. Apsisi A. Ordinatı 2. Eyvallah. O zaman burası da 2. Sonra burası 8'e yani şu uzunluk kaç birim arkadaşlar? 8 birim. Eksi 2A noktası. Şu x eksenine paralel olduğu için burası diktir burası. Burası eksi 2A noktasıysa bu uzunluk nedir? 2A mıdır? Evet. Burası 2A ise dikdörtgenden dolayı burası da 2A mıdır? Aynen öyle. Hala soruyu çözemedik. Çözemememizin sebebi ne? Verilen bilgiyi kullanmıyoruz. Neyi kullanmadık? Adam sana burada kare dedi hala kareyi kullanmadın. Hocam kare ise 2 artı 2 a ise burası da 2 artı 2 a diye midir? Evet. A bunun tamamı 8'di. Hocam burası da a. A ile 2 artı 2 a'nın toplamı kaça eşit olacak arkadaşlar? 8'e eşit olacak. Buradan 3 a eşittir 6 ise a'yı buradan kaç bulduk? 2. A buradan 2 ise Hocam direkt bu doğrunun denklemi y eşittir mx şeklinde olur. Çünkü orijinden geçtiği için. Hocam buradaki açımız da zaten e, alfa diyecek olursak tanjant alfa da neye eşit? m dediğimizde tanjant alfaya eşit. Tanjant alfa da direkt bu dik üçgenden 2 bölü 2'den 1'e eşit oldu. Tanjant alfa 1 ise y eşittir mx doğrusu da y eşittir 1x doğrusu oldu. Yani y eşittir x şeklinde bulundu arkadaşlar. 34. sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik. <laughs> 35. soruya. Şekil 1'de gösterilen anahtarlığın çember biçimindeki kısmının çivilere değdiği noktaları arasındaki uzaklık 24 birimdir. Evet, çivi. Arkadaşlar, çivi ve zemin. Bunu unutmayın. Çivilere çanta asarlar, bir şey asarlar. Çivilerin zemine olan uzaklığı her iki şekilde de aynı değil mi? Evet hocam. Şurada o zaman şunu çizelim. Burası önemli. Aa bu arada var ya geçenlerde çember sorusu yazarken ya ben çemberi bir yere asayım diye böyle bir çember sorusu düşünüyordum. Düşün 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 yazamadım. Hatta bir yarım ay şeklinde böyle bir ok falan asacaktım şöyle. Yarım çember şeklinde bir ok asayım dedim ama soruyu oturtamadım ama burada bu soruyu görmem güzel oldu. Ee, yani çünkü böyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Hoş sorudur. Büyük ihtimalle hoş soru. Bakalım ne diyor soru. Uzaklık 24 birimdir. Anahtarlık şekil 2'de tek çiviye asıldığında A noktasının zemini olan uzaklığı 8 birim azalmaktadır. Hmm, ne yapacağız? Arkadaşlar bak şunu şöyle çizmeseydim ne yapacağımızı fark edemezdik. Bunu böyle çizdiğim için artık ne yapacağınızı fark edersiniz. Şimdi bakın öncesinde soruyu çözemeyen arkadaşlar sen bu çivilerin zemini olan uzaklığı şuradaki ve şuradaki uzaklığı eşit ya şunu çizmedin. Büyük ihtimalle o yüzden bu videoyu izliyorsun. Şimdi bunu çizince soruyu okuduğunda A noktasının zemine olan mesafesi 8 birim azalıyor. Yani 8 birim aşağı mıymış oluyor arkadaşlar çember? Evet. Yalnız bu biraz böyle bu tarafa doğru kayarak 8 birim aşağıymış oluyor. E neresi 8'dir? Bu 8'in yorumunu yapamadın değil mi? Hocam çemberin buradaki en uzak noktası böyleyken şimdi en uzak noktası burası. İşte bu aradaki mesafe 8 birim olmaz mı arkadaşlar? Çünkü çember 8 birim aşağı inmek zorunda bu A noktası 8 birim aşağı indiyse. Çember o zaman bu alt noktası da 8 birim aşağı inecek şöyle. Hocam şuradaki mesafe 8 birim böyle baktığımız zaman ama burayla ilgili bir bilgi yok. En azından çiviler bana bir şeyler söylüyor. Çiviler zemine eşit işte uzakta ya. E o zaman buradaki en üst noktayla buradaki en üst nokta arasındaki uzaklığın da kaç olması lazım arkadaşlar? Hop 8 birim olması lazım. İşte sana burasını 8 birim dedi. Peki merkez burasıysa. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapsak. E, çemberin en tepesine giden noktada da doğrusu olacak tabi ki. Kirişi keş parçaya bölecek mi? Bölecek. E, başka bir şey demiş mi bize? Bu aradaki uzaklık zaten 24 diye verilmiş. Bunlar o zaman 12-12 arkadaşlar. Şunlar. E, burada kaldık takıldık kaldık. Ne yapacaksın? Ne düşüneceksin? Takıldıysan ek çizim çizeceksin. Ek çizimin ne senin? Çemberdeki en, etk en etkili silahın neyse o. En etkili silah ne? Yarı çap. Hemen yarıçapı çapı çiz bakayım. Hop çizdin yarı çapı. Aa hocam buraya bir a dersek. Hocam yarıçap uzunluğu a artı 8 oldu. Burası da a artı 8 oldu. Pisagor. A artı 8'in karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi. Yapanlara yuh yuh şarkısını hediye ediyoruz. Buradan a kaç çıkar arkadaşlar? A var 12 var A artı 8 var. 12 varsa ya 5 12 13'tür ya 9 12 15'tir ya 12 16 20'dir. 5 koyarsan 5 12 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. A'yı 5 bulduk. Bizden çivilerin zemin olan uzaklığı eşit olduğuna göre kalınlığı önemsiz çemberin yarı çapı kaçtır diye soruluyor. Yarı çapta A artı 8 olduğundan cevabımız kaç çıktı arkadaşlar? 13 çıktı. Gerçekten güzel bir soru olmuş arkadaşlar. Çivilerin burada önemli olan şey şu. Çantayı asarlar bir yere. Onu asarlar bunu asarlar. Burada önemli olan şu. Çivilerin zemine olan uzaklığını düşüneceksin. Şuradaki mesafeyle şuradaki mesafenin birbirine eşit olmasını her zaman ama her zaman düşüneceksin kardeşim. Bunu unutma. Önemli bir şey. Evet 35. soru. Böylelikle Ceyhan çıktı. Güzel bir soruydu. Geldik 36. soruya. Teşekkürler bu arada Mehmet Hocam. Mehmet Hocam teşekkürler. Ya bir hocam daha vardı unuttum adını. Hocam Resul Hocam selamlar selamlar evet. Teşekkürler. Evet. Bu soruları bizimle tanıştırdığın için teşekkürler. Yine mi çok konuşmaya başladım? Devam. Aşağıda zemin üzerinde yer alan. Aman çember var işte. Ne var? 11 verilmiş. Ali Kara uzunluğu. BC uzunluğu da 16 verilmiş. Tamam. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Çemberdeki en etkili silahımız. E, öncelikle çemberler birbirine diyorsa merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çektik. Bağıra bağıra çözüyoruz değil mi siz de bunları? Çizdik böyle. Çizdik böyle. Olay bitti. <laughs> bitti bitti değil mi bitti tabii ki arkadaşlar bitti niye şimdi bunlar eş çemberler değil mi evet hocam burası da re, 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 burası da re. evet Ali Kara uzunluğunu 11 vermiş hocam şu bir dikdörtgen oldu niye hem yarı çap uzunlukları eşit uzunlukta hem de bunlar paralel olduğundan paraya kenar yani e, 90 derece ise bunlar da 90'lar derece oldu dikdörtgen oldu e hocam dikdörtgense şunlar birbirine paralel. Burası 90 sonra yöndeşlikten dolayı burası da 90 yaptı. E hocam burası o zaman ikiz kenar üçgen olduğundan ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğundan ikiz kenar tabanı ait yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. Alikara uzunluğunu 11 vermiş. Alikara'ya bakalım. Neredesin Alikara? Evet bak burası R. Gördünüz mü? Dikdörtgenden dolayı yine. Hocam buraya 11 eksi R kaldı. E hocam BC uzunluğu da 16 idi. Bunlar da 8 8 Al sana Pisagor. Hocam 2r'nin karesi eşittir 8 ve 11 r'nin kareleri toplamına eşittir. Ya ne yapacağım burada? İşlem 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 yapanlara yuh yuh şarkısını yolluyoruz yine. 8 varsa ne üçgendir? 6 8 10 üçgendir. Burası 6, burası 8, burası 10 mu? r yerine 5 yazarsak burası 10 yapar. r yerine 5 yazdığımızda da 11 5 de 6 yapıyor mu? Yapıyor. Evet r5. Peki ben şimdi taralı bölgenin alanını bulacağım. Hocam taralı bölgenin alanını bulurken e, öncelikle şu taralı bölgenin alanını bulayım. <laughs> ya da direkt şu büyük alandan şu beyaz alanları çıkartacağım. Ya da hocam bu dikdörtgenin alanından iki tane çeyreği çıkartacağım. Öncelikle şu A alanını bulayım. Şuradaki alanı bulayım arkadaşlar. Evet oradaki alanı yazıyoruz şimdi. Şuradaki alanı yazıyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenin alanından R'yi zaten 5 bulduk. Burası da zaten 16 idi. 5 çarpı 16'dan neyi çıkartacağım? 2 tane çeyreği çıkartacağım. Pi r kare bölü 4 ama 2 tane olacak. Çıkarttık. Peki hocam şimdi şuradaki alanı bulmam lazım benim. Buradaki alanı nasıl bulacağım? Buradaki alanı bulurken de siyahı kullanayım. Hocam bu alanı bulurken de şu üçgenin alanından. Üçgenin alanı belli mi? Belli. 16 çarpı burası 6 idi. 16 çarpı 6 bölü 2'den 16 çarpı 6 bölü 2'den üçgenin alanından şu daire dilimlerinin alanını çıkartacağız arkadaşlar. E hocam bu daire dilimlerinin alanı nedir? Buradaki açı özel bir üçgen değil ki. Sakın 37 53 yazayım demeyin. Fizikte yanlış yapıyorsunuz fizikte. Fizikte öyle kabul ediyorsunuz. Ama tam trigonometrik değeri 37 53 değil. Dikkat edin. E ne yapacağız hocam? Ben şu alanları ayrı ayrı bulamıyorsam bütünsel bakayım. Burası alfa, burası beta, burası teta diyecek olursam Alfa artı beta artı teta kaç derece arkadaşlar? 180 derece. O zaman bu dilimlerin yarı da aynı olduğu için toplamları 180'lik bir dilim. Yani yarım daire yapmaz mı? Yapar. O zaman eksi pi r kare bölü 2'yi çıkartacağız arkadaşlar. Güzel bir soru. Şurası kaç yaptı gençler? 80 eksi 25 pi bölü 2 artı 48 eksi 25 pi bölü 2. 80 artı 48 128 eksi 25 pi bölü 2 e, 25 pi bölü 2 ile 25 pi bölü 2 topladığımız zaman da 50 pi bölü 2 yani 25 pi yaptı arkadaşlar. Yani 128 eksi 25 pi cevabımız Akçay yaptı arkadaşlar. 128 eksi ve 25 pi yani. Güzel soru. Geldik 37'ye. Dik koordinat düzleminde EF çaplı çember ve ABC'de dikdörtgeni. Aşağıdaki gibi konumlandırılıyor. Eyvallah. O, A, B doğrusal. O, A, B doğrusal. Tamam. Ve B noktası teğet noktası. Aha teğeti gördüm. Dayanamam. Ne yaparım burada? Merkez buradaysa yarıçapımız kaç bu arada? E, çapımız 12 olduğu için yarıçapımız çapımız 6, 6 yaptı. Hocam şuradaki uzunlukta 5 birim. E, şurası da 4 birim. Onları bir yazalım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam şu diki çizince burası da 90 olduğundan şu da doğrusal oldu. Çok güzel. Burası dik üçgen mi arkadaşlar? Bak doğrusallığı boşu boşuna vermez. Evet. Hocam bu yarı çap 6. Aa, 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8. 10 üçgeninden 8 çıktı burası. Başka ne var? Şu beşiklik kullanmam lazım. Ve 90'lar havada uçuşuyor burada. Dal alfabeti ya kardeşim o zaman ne duruyorsun? Alfa, beta. Alfa, beta. Hocam şu üçgenle de şu üçgen birbirine benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 5 ken, 90'ın karşısı 10. 1'e 2 oran var. Alfanın betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 3'tür. Alfanın karşısı 8 ise alfanın karşısı da 4'tür. E bizden bunun alanı isteniyor. 8 çarpı 4 alana eşittir. O da 32'ye eşittir arkadaşlar. Oba 8 olur mu burası? Dikkat. Burası 3 birim. Bak dikkat et Buraya 3 bulduk. Bunun tamamı 8'di. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Yani alanımız 5 çarpı 4 yapacak arkadaşlar. 5 çarpı 4'ten kaç yapıyor? 20 yapıyor arkadaşlar. 37. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 38'e. Dik koordinat düzleminde A noktası verilmiş. Bir de B noktası verilmiş galiba. Yok. veya A noktasında bulunan bir hareketli. Burada bulunan bir hareketli. Y eşittir. X doğrusu üzerindeki bir B noktasına uğrayıp 4'e 5 noktasına gitmek istiyor. Şuraya gitmek istiyor. Şöyle sekecek. Buna göre hareketlinin alacağı en kısa mesafe kaç birimdir diye soruluyor. Arkadaşlar acaba neredeyken en kısa olur? Y=x doğrusu üzerinde. Bence tam böyle şurada ve şuradayken toplamları en küçük olur, değil mi? Evet arkadaşlar. Ama hocam ben böyleyken toplamların en küçük olduğunu kestiremem. Bak sana dik üçgenle örnek vereceğim. Biz bunu daha önce anlattık. Neyle? Kalemle, silgiyle şu pdf ile anlattık. Biz bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şunu dik üçgenler hatırlayın. Şu ikisinin toplamının en küçük değeri sorulursa eğer. Hatta sorum şöyle olsun. Burası 2 olsun. Burası 6 olsun. Şuradaki uzunlukta 8 olsun. X artı Y'nin en az değeri nedir sorusunu yaparken. Hocam bununla bunun toplamının en az değeri ben böyleyken bulamam. Ama ne yapıyorduk? Bir tanesinin katlamasını alıyorduk. Şunun katlayın bakayım aşağıya doğru. Katladığın zaman ne oldu? Hop bala bala şöyle oldu. E katladığın zaman y iken burası da y oldu. 2 iken burası da 2 burası da 90. Şimdi x artı y en az değeri nedir? Doğrusal olduğunda en az değeri alır. Yani sen burada ne yapacaksın? Bir dik üçgen oluşturacaksın. 90'lar var. Hop oluşturursan olay bitti işte. Bak 2 ise burası da 2. 8 ise burası da 8. Bakın 8 burası 8 burası. O zaman x artı y değeri de ne olacaktır? 8 kök olacaktır. İşte bunun uyarlanması arkadaşlar. Nereye? Alelteye uyarlanması. Y x'e göre şey olmuş. Sen burada 4'e 5 doğrusunun simetriğini katlamasını alacaksın böyle. Yani burada simetriğini almak demek değil midir? Evet. Simetriğini alınca şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. Bakın x artı y değeri isteniyor bizden. Ya da a ile b diyelim. Şurası a, b. A artı b değeri en az kaçtır diye soruluyor bana. Sen böyle katlamasını alınca simetriğini alınca burası da B birim olacak ya. Doğrusal olunca en az değerine sahip olacak. Peki 4'e 5'in Y eşitlikse göre yansıması nedir arkadaşlar? 5'e 4 diye midir? A artı B doğrusalken en az değeri alacak. Benden A artı B'nin nesi isteniyor arkadaşlar? Uzunluğu isteniyor. Direktman o zaman şu iki nokta arasındaki uzaklık değil midir? Yani 0'a 6 ile 5'e 4 arasındaki uzaklıktır. Yani 0-5'in karesi iki nokta arasındaki uzaklık artı 6 eksi 4'ün karesi olmaz mı cevabımız arkadaşlar? Olmaz mı veya 25 artı 4'ten 29 yapıyor. Yani cevabımız kök 29 oldu gençler. Geldik 39'a. <laughs> evet dik koordinat düzleminde. Analitik düzlem çizmeme gerek kalacak mı? Şurada yorumlatıyor. Galiba gerek kalmayacak. O zaman analitik düzlem çizmeden çember çizelim. Arkadaşlar şu merkezi kaça kaç? 9'a 0. Yarıçapı çapı kaç? 15. Şunu da mavi ile göstereyim. Merkezimiz kaça kaç? 5'e 0. Değil mi? Yarı da kaç? 13. O zaman şu kırmızı nokta arkadaşlar şu kırmızı nokta şu M1 olsun. Bu mavi noktada M2 olsun. M1 ile M2 arasındaki uzaklık belli mi? Belli. Evet. Şuraya M1 buraya M2 diyeyim arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklık direkt her iki x80 üzerinde olduğu için 4 birim mi? 4 birim. He, ilk önce zaten böyle iki çemberin kıyaslaması istenilirken arkadaşlar e, merkezler arasındaki uzaklığa bakmanız lazım. O yüzden ilk başta bunu yazdım. Peki M1 merkezlinin tabi öncelikle şunu şöyle siyahla göstereyim. M1 burası. M2 de maviyle göstereyim de daha net bir şekilde anlayın arkadaşlar. M1'in yarı çapı kaç arkadaşlar? M1'in yarı çapı 15. Burayı kaç vermişti? Burayı da yazayım. İki nokta arasındaki uzaklık 4. M1'in yarıçapı 10 15. Evet. M1'in yarıçapı 15 çiziyoruz. Şöyle çizdik arkadaşlar. Peki M2'nin yarıçapı kaç arkadaşlar? 15'te şuraya kadar olan kısım kaç olacak arkadaşlar? 11 oldu. M2'nin yarıçapı kaç? M2'nin yarıçapı 13 olduğu için o zaman buradan M2'nin yarıçapı 11 burada 13 olması için ne olması lazım? 2 birim daha böyle gidip şöyle bir çember çizmeliyiz arkadaşlar değil mi? Evet şöyle bir çember çizmeliyiz. Evet çemberlerimizi çizdik arkadaşlar. Kırmızı M1. Kırmızı çember. Mavi M2. Mavi çember. Kesim noktalar arasındaki uzaklık. Hocam ben bunu böyle bulamam ya. Zor bulurum ben bunu. Zor mu bulurum? Deneyelim mi? Yarı çap çizme. Yarı çap çizmeyi bulalım mı? Yarı çap çizerek uzunluktan da bulabiliriz aslında ya. Şimdi dur. Şurayı karıştırmayayım. Şunun kopyasını alayım bakayım. Öncelikle uzunlukla bulabilecek miyim arkadaşlar? CTRL C, CTRL V yapıp şuraya da şöyle bir küçülteyim isterseniz. Bakın arkadaşlar ben burada işlem yapmaya çalışayım. Nasıl yapabilirim ben burada? Şunu şöyle çizecek olursam benden bu isteniyor değil mi? En güzel çizim yarı çap değil mi? Şu M1'in yarı çapı kaçtı arkadaşlar? M1'in yarı çapı hop şöyle çizince kaç yaptı? M1'in yarı çapı. M1 merkezinin yarı çapı 15'te. Burası 15. Bakalım buradan çıkacak mı? Şansımı deniyorum. Burası 15. M2'nin yarı çapı kaçtı arkadaşlar? Şurası da 15. Hmm, yazayım onu. 15. Şu M2'nin kaçtı arkadaşlar? M2'nin yarıçapı da şurası. M2'nin de yarıçapı şurası. Ya yani bunlar da kaça birim arkadaşlar? 13 birim. 13 birim değil mi? Evet. Aa bu bir delta oldu. Delta köşegenler dik kesiyor mu? Kesiyor. Bizden şu iki nokta arasındaki uzaklık isteniyor. Arkadaşlar Burada pisagor bağıntısından olaya ulaşabilirsiniz. Şuradaki uzunlukta 4 ya. Mesela sen buraya bir a dersen. Buraya da 4 eksi a kaldı. Hocam ikili pisagor var burada. İkili pisagorda her ikisinde de haş ortak. Haşı bulacağım arkadaşlar. Sonra benden 2 h isteniyor. Çünkü x kenarda çizilen yüksekliği konumunda olduğu için burası haşken burası taş oldu. Evet bir burada pisagor bir de burada pisagor yapacağım. Yani H kare burada neye eşittir arkadaşlar? Karesi eksi karesi. Yani 15'in karesi eksi 4 eksi A'nın karesine eşittir. Aynı zamanda H kare burada neye eşittir? 13'ün karesi eksi A'nın karesine, evet. karesi karesine eşittir. Evet. 13'ün karesi eksi A'nın karesine eşittir. Her ikisi de H kare eşit. Öncelikle 15'in karesi nedir arkadaşlar? 225. Şu nedir normalde? 16 eksi 8A artı A kare olacak. Ama önde eksi olduğu için eksiyle çarpıyorum. Eksi 16 artı 8A Eksi A kare yaptı. Eşittir. 169 eksi A kare olduğundan dolayı A kareler gitti mi arkadaşlar? Gitti. Eksi A kareler gitti. Bu 8 A burada kalsın. Şu ikisinden ee, burası. 16 mı? Nerede işlem hatası yapıyorum? Şu M1 ile M2 arasında 4 birim değil mi? Evet. He, negatif değer geldi. Arkadaşlar bu tehlikeli oldu. Bu dikkat ederseniz A değeri negatif bir değer geldi. Demek ki bunlar şöyle. Negatif bir değer geldi ya demek ki bunlar böyle. M1 burada, M2 burada şöyle bir şey oluşturacak arkadaşlar. 4 birim burada. Çizilen yükseklik şurada arkadaşlar. Şöyle olacak. Yani şu M1 bu M2 arasındaki uzaklık çünkü negatif bir değer çıktı. Buradan böyle çıkmaz cevap. O zaman bizim M1 M2 M1'imiz kaçtı arkadaşlar? M birimiz kaçtı? 15'ti. Öbürü de 13'tü. Gerçi kısa olan 13 olsun. Uzun olan da 15 olsun. E burada da bunlar dik kesiyordu. Deltoid. Burası da 15-15 ya. Şöyle diyelim. Burası da 15-15. Burası 13. E burası da 13 ise o zaman x kenarda. Şunlar eş üçgen değil mi arkadaşlar? Şurada kaçlar birbirine eşit? E bunun devamı daha çortar olduğundan yükseklik olacak. Hop şöyle geleceğiz. Burası da 4 birim olduğunu unutma. Ee, o zaman ne geldi arkadaşlar burada güzel bir şey geldi hocam 5 13 büyük ihtimalle burası 5 12 13 hissettik bak 9 12 15 sağlamız tuttu mu tuttu o zaman burası o zaman 12 burası da 12 toplamda şu uzunluklar arası çemberlerin kestiği yerler arasında uzaklık kaç birim yaptı o zaman 24 birim yaptı arkadaşlar ama soruyu bu şekilde çizmek belki sizin aklınıza gelmeyebilir a'yı negatif bulunca a hocam ben işlem hatası yaptım diyebilirsiniz A ben negatif bulunca direkt o zaman buradaki çizdiğim dik bunların dışına doğru düşüyor diye şey yaptım. Aslında bunların dışına doğru düşüyor. M1 yarıçapı daha büyük ya. Aslında şöyle olması lazımdı şeklimizin. M1'in yarıçapı daha büyük olduğu için şeklimizi nasıl böyle olması lazımdı. Şurası 4 birim. Burası M1. Burası M2. Daha garanti olacaktı. Burası 15. Burası 15. Burası da 13. Burası da 13 şeklinde olup şu arasındaki uzaklığı da kaç bulduk arkadaşlar? 24 birim olarak bulduk. Hoş bir soru. Ama bu şekilde sizin yapmanız biraz zor olabilir. Peki, peki siz nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Siz nasıl yapabilirdiniz? Hocam burada kesim noktaları arasındaki uzaklık. Şunların kesim noktaları arasındaki uzaklık isteniyor ya bizden. Hocam ortak çözüm yapacağız zaman. Taraf tarafa çıkartıp hocam y kareler gidiyor. X'i bulurdunuz burada. O da daha da uzun olacağı için size bırakıyorum. Hatta bilmiyorum ama uygulamada nasıl yapıldı. Uygulamadaki çözümüne de bakmış olun. Ben burada geometrik olarak yaklaştım. Belki uygulamada da geometrik olarak yaklaşılmıştır. Ee, uygulamada da belki şu yönden çözmüştür. O yüzden uygulamanızda bakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü işlem kalabalığı var burada. Dediğim gibi ben bunların kesim noktalarını bulmak için ne yapmam lazım? Bunlara ortak çözüm uygulamam lazım. Taraf tarafa çıkartırım. Çıkarttığım zaman x eksi 9'un karesi eksi x eksi 5'in karesi eşittir. 225 eksi 169 çarpanlara ayırmadan x'i bulurdum x'i bulduktan sonra da arkadaşlar iki tane x çıkacak ama orada. Dikkat et. 2 tane x çıkacak. Bir x1, bir de x2 çıkacak. Bu x1 için y1'i buluruz. Yani noktamız x1, y1 olur. Bu x2 için y2'yi buluruz. Buradaki noktamız da x2, y2 olur. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığa bakarız. Olay biter arkadaşlar. Tamam? Açıkladım olayı. Şimdi gelelim tamam. Birincisini doğru buldum ben. Birincisini doğru buldum. Gelelim ikinciye. Birbirine en uzak iki noktası arasındaki uzaklık 42'dir. Birbirine en uzak iki noktası tam merkezlerden geçtiği zaman olacak. Hocam mavi çemberin en uzağı bu. Kırmızı çemberin en uzağı bu. Merkezden geçtiği zaman olacak değil mi? Evet. M1 merkezinin yarıçapı kaçtı? 15'ti. M2'nin de zaten burasıydı. 15, 4 daha 19. 11 daha 30. 2 daha 32. 32 yaptı arkadaşlar. Birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık yani bu yanlış oldu. Büyük çemberin merkezinin küçük çembere en yakın uzaklığı 1'dir. Büyük çemberin merkezinin küçük çemberin merkezine yani mavi çemberin merkezine uzaklığı en kısa 1'dir diyor. Arkadaşlar M2 yarıçap kaçtı? 13 değil miydi? O zaman burası da 13 olacak. 4'ü buradaysa buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Şuradaki M1'in merkezinin bu mavi çembere en kısa uzaklığı 9 yaptı. 1 yapmadı arkadaşlar. 3 yanlış oldu. Gerçi cevapta böyle bir böyle sıkıntılı gördük ya. 2'ye ve 3'e bakardık. 2 ve 3 olmadı. Direkt yalnız de diyebilirdik arkadaşlar ama. Bizim burada amacımız yalnız 1 deyip geçmek değil. Olayı anlatmak. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman afallamayın diye olayı en ince detayına kadar anlatıyoruz. Ki o yüzden video zaten uzuyor böyle. O yüzden ben harap oluyorum. Yeter ki siz öğrenin arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet 39. soru böylelikle ne çıktı? Yalnız 1. Yani balık esir çıktı arkadaşlar onu da işaretleyelim. Ve geldik son soruya. Aşağıda üstten ve önden görünümü. Üstten baktığın zaman bu şekilde. Bak üstteki kalınlık görüyor musun? Şu şekilde. Şurası 12. Burası da 2 birim. 12 birim olan küp şeklindeki beton bloğun yüzeylerinin kalınlığı 2 birim olup İki yüzey açık ve 4 yüzey üzerinde 4 birim yarıçaplı silindir biçimde boşluk vardır. Buna göre bu bloğun yapımında kullanılan beton nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle bu silindirler çıkmamış haliyle bir yapayım. Silindirler çıkmamış haliyle olsaydı o zaman bizim bu şey mi arkadaşlar şuradaki yapı şöyle bakacak olursak. Hocam tabanı bu tavan, tavanı tavanı bu tabanında aynı şekil var mı? Var tabanı ve tavanı boşluk da olsa hiç fark etmez. Tabanı ve tavanı aynı olan şekillere biz ne diyoruz? Prizma diyoruz. Garip bir prizma bu. Prizmalardaki hacim neydi? Çünkü bizde ne soruluyor? Kaç birim küp beton kullanılmıştır? Yani hacmi soruluyor bize. O zaman bunun hacmi nedir arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. <laughs> Yüksekliğimiz kaç? 12 birim. Tamam, taban alanını bulacağız. Hocam, yani buradaki taban alanını bulacağız. Bu taban alanı nasıl buluruz arkadaşlar? Büyük karenin alanından küçük karenin alan çıkartırız. Şuradaki mesafe 2 birim, buradaki mesafe de 2 birim değil mi? E bunun tamamı 12 ise 4 çıktı, 8. Evet, o zaman bu taralı alan 12'nin karesi eksi 8'in karesidir. Yani e, 144 eksi 64'ten kaç geldi arkadaşlar? 80 mi geldi? Evet, 80 geldi. Yani buradaki alan taban alanı kaç yaptı? 80. Evet bu taban alanı 80 ise silindirler kesilmemiş olsaydı taban alanı çarpı yükseklik 80 çarpı 12 tüm hacim yapacaktı. Şimdi ben ne yapacağım? İşte buradaki silindirlerin hacimlerini çıkartacağım. 1, 2, 3, 4 tane silindiri çıkartacağım. 4 tane silindiri çıkartalım. Yarı çapını kaç vermiş silindirin arkadaşlar? Şurada yapayım isterseniz. Yarı çapını 4 vermiş zaten silindirin. Yarı çapı 4. Şu yarı çapı 4. E arkadaşlar silindirin alanı değil hacmi neydi? Taban alanı pi r kare çarpı h. H dediğimizde zaten bu betonun kalınlığı kaç birimdi? 2 birim değil mi? E silindir de böyle delindiği zaman silindirin de yüksekliği yine e, bu betonun kalınlığıyla aynı olmayacak mı? Olacak. Yani yüksekliğimiz kaç yapmış oluyor arkadaşlar? 2. O zaman taban alanı çarpı yükseklik pi 4'ün karesi çarpı h. E Bir de bunun silindirlerden kaç tane var arkadaşlar? 4 tane var. Şu ikisini çarptığımız zaman 960 eksi 16, 64, 128 mi? Evet 128 pi oldu arkadaşlar. Cevabımız 960 eksi 128 pi çıktı. Güzel bir soru. Değişik bir şekilde bir şekil karşımıza geldi. Ama onun da hacmini bulurken tabanı ve tavanı aynıysa prizma gibi düşünebiliriz. Yani prizmanın hacmi taban alan çarpı yükseklik ve sonra silindirleri çıkarttık. İşte bu sorular bizi geliştiriyor arkadaşlar. Değişik yapıları gördüğümüz zaman oha o ne lan falan filan diye ee, hamleler en azından bu sorulardan sonra yapmazsınız arkadaşlar. Çok güzel sorular gerçekten. Ya tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Yani böyle ilgi sorularla bizleri karşılaştırdığın için 3-4-5 ve 3-4-5 yazarları eyvallah kaleminize sağlık. Arkadaşlar böylelikle bu denemeyi de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.